Merhabalar dostlar, tüm dostlara selamlar, sevgiler sunarak bugünkü videomuza nereden başlıyoruz biliyor musunuz? Burası İzmir, İzmir, Bayındır, Yağmur Çiçekçilik. Ben burayı internette işte başka arkadaşların çekimlerinden gördüm. Sonra sayfası var, Instagram'da takip ettim. Orada farklı tür, özel tür sardunyalar yetiştirdiğini gördüm. Kargo yapıyorlar, evet, öyle bir hizmetleri var. Buraya nasıl geldim? Aslında bir vesile ile şöyle hem çekelim. Arkadaşlar, buraya aslında Aydın'a geldim. İzmir, Bayındır, direkt buraya gelmedim tabii ki, Aydın'da. Daha önce hatırlarsanız bir teyzem vefatı dolayısıyla gelmiştim Aydın Umurlu'da. Orada da video çekmiştim, oranın bahçe civar çiçeklerini falan çekmiştim. Hani gittiğimiz yerlerde hep gözler, hep çiçekleri, renkleri, güzellikleri arıyor ya. Şimdi buraya geldim, böyle dedim müsait zamanım da var. Acaba çok uzak mı? Biraz, çok da yakında değil aslında Aydın'dan Bayındır. Önce Torbalı'ya gidiyorsunuz, oradan. İşte toplu taşıma araçları ile bir şekilde buraya vasıl oldum. Daha doğrusunu söylemek gerekirse teyzemin kızı şey yaptı, İzmir'e gidiyorlardı. Sizi bırakırız dedi, buraya kadar da bırakırız dedi ama ben zahmet etmedim, etmek istemedim. Çok yol, ama Torbalı'ya kadar bıraktılar. Oradan toplu taşımayla geldim bir vasıta. Buranın özelliği, özel tür sardunyaların olması arkadaşlar. Onları göstereceğim ve seçtim kendimde. Bende olmayan türlerinden de kendim için seçtim. Bakalım nasıl getiririm. Şöyle güzel ambalajını yapıyor şu anda sera sahibi. Şimdi aslında çiçeklerin tam açmadığı, yani şöyle 1-2 ay sonrasında burası cıvıl cıvıl cennet gibi olacak muhakkak. Şu gördüğünüz renkler sardunya, bu kısım, şu taraf yarıdan ötesi ceylan. Yani canan dediğimiz çiçekler, ceylan gözü, canan denilen, yine sardunya türlerinden biri olmakta aslında, aynı benzer aileden diyebiliriz. Evet, sardunya deyince çok özel türler var, bahsetti, 7000 lira olan var. Kendisi burada 2500-3000'den satışta olan sardunyalar var, gösterdi. Onlar çok daha özel türler. Evet, sonu yok, ucu bucağı yok ama bizler de işte imkan dahilince edinmeye çalışıyoruz. Şimdi şunu duymuşuzdur, sihirbaz sardunya diye. Daha çok açmışları arka tarafımda göstereceğim. Onlar hakkında da biraz bilgi vereceğim. Nasıl, hani farklı renklerde olabiliyorlar. O yüzden zaten sihirbaz sardunya denilmekte. Evet arkadaşlar, şimdi Şubat'ın 22'si mi 23'ü mü, tam olarak şu anda net, şu anda bilemiyorum arkadaşlar. Hani Şubat ayının sonlarında, kış mevsimindeyiz. Daha yeni yeni başladı sera ortamında güzellikler. O yüzden şimdi olanları göstereceğim size. Şöyle isimlerini net net bilmiyorum zaten. Şöyle bakın, mesela kenarı beyaz kontürlü, çiçeği pembe. Zaten yaprak formu ile de hoş bir görüntü veriyor. Bakın bu farklıymış. Bunun çiçeği farklı. Kırmızı mı dedi? Farklı türlerden aldım. Mesela dönün. Bakın, heuçeraları çok seviyorum ben. Neden? Yaprak formundan dolayı biraz heuçerayı andırıyor. Bakar mısınız? Bunun çiçeği olsa, ne renk olsa çok önemli mi? Böyle baktığınızda çok hoş yaprakları var. Hemen yanında yıldız sardunya dediğimiz, hem çiçek yapısı yıldızı andırıyor, yıldızımsı, hem de yaprakları yıldızımsı olduğu için. İki renkli olanları da var yıldız sardunyaların. Ama bu kırmızıyı biliyorsunuz, geçen yıl Bayramoğlu'nda almıştım zaten. Sizlere de paylaşıyorum. Şimdi o kırmızı, bakın bu iki renkli. Bundan aldım. Getirmesi nasıl olur bilmiyorum. Biraz zorlanacağım ama. Şimdi bakın, beyaz var. Prensesler gibi, gelin gibi. Bakın, iki renkli ve beyaz olan buralarda. Şöyle bakın, gözler şenlensin diyorum ya her zaman. Şöyle bunları böyle burada görmek çok güzel bir duygu. Şöyle. Evet, onu da anlatıyordum. 1-2 yıl önce gelmiştik teyzemin vefatı dolayısıyla. Şimdi de daha büyük teyzem
teyzemiz vefat etti. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. İnşallah yerini çiçek bahçeleri, cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. O teyzem çiçekleri çok severdi. Görseniz bahçesi o kadar düzenli, intizamlı, tertemiz, dikmiş. O çiçeklere o kadar güzel muamele etmiş ki. Kimilerini sarmış, bağlamış, böyle sarmış sopalara. Çiçekleri çok severdi. Buradan sizlerden rica ediyorum. Bir Fatiha, İhlas okursanız çok mutlu olurum. Rabbim sizlere de cümlemize arkamızdan okuyan güzel insanlar nasip etsin inşallah. Arkamızdan güzel dualar edenler nasip etsin inşallah. Evet, teyzemiz çok sevilen bir insandı. O kadar güzel bir ortam etmiş kendine, çevre edinmiş. Hani eski komşuluklar vardır ya, hep söyleriz. Müstakil bir evde oturuyor, etrafında binalar oluşmuş. 48 yıl önce buraya gelin gelmişti. Dolayısıyla geldiği evde hayatının sonuna kadar orada yaşadı ve o müstakil evlerin olduğu zamanlarda yaşanan o komşulukları halen devam ettiriyordu ve o komşulara da buradan izleyenler de var, beni takip eden arkadaşlar da var. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel adetleriniz var. Aynen o adetler devam ediyor. O güzel arkadaşlar, adetlerin devam etmesi. Sabah geliyorlar, akşam geliyorlar, hal hatır soruyorlar. Yalnız bırakmıyorlar. Teyzemin 3 tane kızı var. Biri de bizim gelinimiz, kardeşimin eşi. Buradan Rabbim sabır versin, dileklerimizi tekrar gönderelim. Evet arkadaşlar, nasıl hayat bir gerçekse, yani yaşamak, ölüm de aynı bir gerçek. Rabbim iman, Kur'an selameti versin. Hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip etsin cümlemize. Şimdi burada size şunu söyleyeceğim. Yıldızlar, dünyalar, aman farklı türlerle ilgili. Şimdi burasını baktığınız zaman farklı türler görüyorsunuz ama burası sihirbaz sardunya. Yani koyusu da sihirbaz, öteki de. Bunlar dönüştüğü için zaten sihirbaz denilmekte. Yani şimdi böyle açar ama sonra böyle açar, daha sonra böyle açabilir diyorlar. Öyle bir bilgi aldım. Şu turuncu buraya mı gelmiş? Turuncunun da sihirbazı vardı. Buraya kaymış herhalde. Şöyle bakalım. Yok, burada durmasın illa. Ben onu öbür tarafa koyayım. Karıştırmış olur muyum acaba? Ay. Yo, bunlardan bu. Şöyle koyayım. Zaten sahibi baktığı zaman gözünden anlar deriz ya. Evet. Şöyle baktığımız zaman, evet, burası turuncu sihirbaz. Orası da pembe ya da fuşya diyelim sihirbaz. Şuradan ben devire devire gitmişim. Bir dakika, şunları kaldırayım. Şimdi bunlar yıldız sardunya. Bunları gösterdim herhalde. Buradan başlamıştım ya da unutuyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, şunlar da heyuçara diyorum ya, heyuçarayı andırıyor. Şu yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Aldım ben bunlardan, seçtim. Bende olmayan türlerden aldım. Bakar mısınız ne kadar güzel. Keşke götürebilsem, çok alsam, arkadaşlara da versem. İsteyen arkadaşlar var ama kargo yapıyorlar zannedersem. Ay, şuradan çiçek mi açıyor? Şöyle çiçeğini de bir görmüş olun. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani bunları böyle bakmak çok güzel. Bundan aldım mı? Tekrar bir kontrol ederim. Yaprakları çok güzel. Sadece çiçekleri değil, yaprakları ile de bizleri cezbediyor bu çiçekler. Şurayı gösterdim zaten, farklı türler. Şöyle gelelim. Bunu da bahsettim. Şöyle bakın yaprakları. İşte sardunya diyoruz ama hani şurada 10 yıl önce bana sorsalar bu sardunya mı? Hayır, asla değil derim ama şimdi hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey için her şeyi bilmiyoruz. Çok farklı türler, renkler olabiliyor. Ben şurada bir lale sardunya gördüm. Bakayım. Ay, bunu şöyle bakın arkadaşlar. Satışta değil galiba bunlar. Şöyle bir bakın.
Bunlar geçen senenin çiçekleri. Bunlar herhalde toparlanıp şey yapılacaklar. Yeniden üretim yapılacak belki de ama yani ama ben bunu bakacağım yalnız. Lale sardunya varsa ben şimdi geldi aklıma lale sardunya alacaktım. Evet arkadaşlar, ileride de normal sardunyalar var. Onlar da çok güzel. Onlara da kadraj tutacağım. Bakın bunları gösterdim mi? Şimdi unutuyorum. Dolaştım. Başım döndü daha doğrusu. Bakar mısınız şu güzelliğe? Somon rengi, pembe. Şunun yapraklarına bakar mısınız? Şöyle devam edelim. Yine farklı sardunyalara. Şu anda yapraklı hallerini çekelim ama çiçekli halleri de inşallah nasip olur. Hiç belli olmaz. Bakın şimdi iki renkli ama bunda ağırlıklı krem. Burada kenarları kontürlü sardunyalar. Çok güzeller, çok maşallah diyelim. Bir de şöyle yalım yalım. Evet, özellikle şöyle tomurcuk halleri. Gül gül. Sardunyanın tomurcuk hali çok hoşuma gidiyor. Sardunyaların, bütün çiçekler öyle. Tomurcuk hallerini çok seviyorum ama sardunyanın şöyle tüylü tüylü. Bakın bakın şimdi bak. Şuraya bak. Çok güzel bak. Şimdi mor, morumsu fuşya. Sakız sardunya bunlar. Buralar sakız. Ah ah. İnşallah nasip olur da bol çiçekli zamanlarında gelir görüntülerim. Şimdi bakın iki renkli. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar seralarda bulunuyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Bunlar zaman zaman sizlere paylaşıyorum. Bizim oradaki seralarda da geliyor. Hani bulamıyoruz diye söyleyenler için. Ama burası da kargo yapıyor. Tabii ki alırken her zaman şunu söyleyeyim. Kargo ücreti de eklendiği için bir maliyet oluyor. Alırken hani toplu alın. Toplu aldığınız zaman o şeyi korutur. Şimdi bir tane sardunya içinde kargo bilmiyorum. Yine isteyen yaptırsın tabii ki. Onlara karışmayız. Bakın gül gibi duruyor. İki renkli. Şu tomurcuk renkler. Şimdi böyle baktığınızda sağlı sollu petunyalar var. Daha açmamış. Bakın oradan beri geldik. Seranın boyları. Siyah petunya. Bizim oradaki seracılar da İzmir'e işte bu taraflara geliyorlar buralardan. Şöyle kamyonlarla, tırlarla alıyorlar. Ceylanlar. Şöyle bir tane şöyle göstereyim. Ah evet özel türler. 2000, 3000. Ama şöyle azıcık göstereyim size. Kırmızı, katlı, gül gibi. Şu tomurcuğa bakar mısınız? Gerçekten muhteşem güzel. Bordo herhalde. Evet bunların tomurcuk hali de muhteşem. Evet özel tür arkadaşlar çok gül gül kat kat güllü. Şöyle daha açmadılar tabii. Şurada var. Bunlar fidelerim dedi yalnız kendi fide. Şöyle petunya fideleri. Bakın burada iki renkli. Bu anaç. Bunu yetiştirecek. Şöyle görmüş olun. Bakın kırmızı çiçeği iki renkli yapraklı. Evet benim paketi de göstereyim. Nasıl götüreceğim bilmiyorum ama şöyle farklı türlerden böyle yaptırdık bakalım. Bakın bunlar milyon çanlar zannedersem. Yeni yeni başlamışlar. Çok güzel olacaklar. Bunlar bol çiçekli. Harika görünüyorlar. Şöyle bakalım ve yine ceylanlar. Ceylanlar. Bakın şöyle alabildiğine ceylanlar en ötede renkli sardunyalar var. Normal sardunyalar. Onları da görüntüleyelim. Evet milyon çanlar burada da farklı renkler de var. Biraz bir aslında petunya türü. Farklı cins. Şöyle bakın gidiyor. Henüz açmamışlar. Mor görünce hemen gidiyorum ya. Bakın mor. Bundan evet bizim oralarda bulunuyor. Böyle bu dediğim gibi bizim oradaki seralarda ya Yalova'dan ya İzmir'den buralardan gelip çiçekleri alıyorlar.
Ve zaman zaman bunlar bulunmakta. Bütün açanları da göstereceğim illaki. Şöyle. Bakın mor. Bunlar geldi seralara. Sizlere paylaşıyorum. Sera videolarımda görebilirsiniz. Tatlı bir pembe. Evet, ceylanlar ön tarafta ve arkada şöyle sardunyalar. Evet, bunlar normal sardunya ama bakın harika renkleri var bunların da. Bazıları özel gibi oluyor. Ben paylaşınca benden de istiyorlar. Yani isteyen arkadaşlar var. Özel gibi geliyor. Bakın özel gibi ama gerçekten çok güzel. Bakın bunlar turuncu. Turuncu da çok güzel bir sardunyadır. Ben çok seviyorum. Özellikle 2-3 sefer almışımdır turuncu. Açtığı zaman gidip gitmediğini anlayacağız tabii ki. Evet, iki renkliler var. Hani içi koyu, dışı açık pembe olabiliyor. Değişik renk tonlarında. İçli dışlı iki renkli. Şöyle onların içinden şöyle göstere göstere gidelim. Evet, İzmir yağmur çiçekçilik bayı bir dakika yağmur bayındır mı bayın İzmir yağmur bayındır çiçekçilik. Nasip kısmet her şey. Anam beni şimdi mi gördünüz beni? Aman gelin beni yiyin gelin gelin. Ne kadar tatlılar ya. Yerim ben sizi. Heh. Şimdi gördüler beni. Enteresan. Ben o kapıdan girdim. O zaman hiç duymadım. Belki sahibi oradaydı. O yüzden şimdi koruyorlar belki. Bahçeyi bekliyorlar. Çiçekleri. Bakın bunlar daha açık ton. Evet, gördüğünüz gibi seralarda. Burası İzmir. Yani üretim seralarında çiçekler şimdi böyle ki birçoğu açmamış. Şimdiden sonra 1 ay, 2 ay içerisinde de normalde seralarda da yerlerini alacak. Yani şimdi azar azar seralara geliyor ama böyle 1 ay, 2 ay sonra bol bol bu renkleri seralarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın şu açık tonda. Çok güzel. Çok güzel bir tür. Çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Özellikle. Evet, doyamıyoruz çiçeklere. Şöyle gidelim. Ay, şurada morlar var. Bakın bu daha tatlı bir pembe derken şurada koyu. Şurası daha açık ve hemen yeni çok canlı. Bakın bunu nasıl çok can alıcı. Çok güzel ya. Şöyle. Yine pembeler. Somon rengi. Şöyle çıkalım yavaş yavaş. Ama bunlar gerçekten çok güzel görünüyor. Bunu çok seviyorum ya. Bu ateş kırmızısı ya da turuncu diyelim. Şöyle gidelim bakalım şurada. Biraz daha yapraklar şöyle koyu tonda kıvrımlı. Bakın farklı tür. Yine petunyalar. Şöyle buradan bitirelim. Bakın sihirbazdan burada da var. Şöyle son defa bakalım. Ötekiler uzakta kaldı. Şöyle bir görün. Sanki boya damlatılmış gibi. Sihirbaz sardunya. Bu su pompası zanneder. Su sistemi. Hadi. Sizin yanınızda havlamadı herhalde. Demin geldim, sesleri çıkmadı. Siz yoktunuz. Hadi. Hadi beni yiyin. Kurban olurum ben sizi yaradan. Canan. Ne ismi? Canan. Canan. Biz Canancıyız. Aa, öyle mi? Canan. Niye şimdi havlamıyorsun? Görüyor musunuz ya? Hep Canan gel. her hayvan doğasında olan şeyi nasıl ifa ediyor? Şimdi bir şey demedi. Şimdi sahibi burada arkadaşlar. Az önce
aşağıdaydı. Bana havladılar yani. Sizin... Ay çok çok tatlısınız, çok çok. Şunlara bak. Arkadaşlar şimdi burası Bayındırlı'da. Bayındır'da pardon. Bayındır'a giderken, Torbalı'dan Bayındır'a giderken şöyle bir yol var. Ve etrafı sağlı sollu hep bu bölge çiçek serası. Ama bu seranın özelliği ta beni o kadar zahmetli bir şekilde geldim biraz. Oradan buraya beni gelmemin sebebi burada özel tür sardunyaların olması. Hadi bir vesile ile ben de sizlerle paylaşmış oldum. Seçtiğim çiçekleri de aldım. İnşallah çok güzel açarlar. Yine bahçemden sizlere paylaşırım. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda bakalım nasip kısmet her şey. Tekrar nasip olursa açmış zamanında gelip çekerim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, hep renklerle, çiçeklerle kalın. Allah'a emanet olun.